Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Feiti Köfte 3'ün bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Bölüm adı kaçıncı bölümde kaldığımıza bakmayı unuttum. Yay! 17 bence. Mümkündür. Oha. Evet. O kadar bölüm birikti. Geçmişten sesleniyoruz. Ve en son 4. bölümü yayınladım. Gerçi baksan da fark etmeyecekmiş. Yani... Neyse, devam edelim. Bölüm arası neler yaptım? Bölüm arası biraz bir şey yaptım çünkü son iki bölüm arasından 2 gün geçti. İlk olarak şuraya ufak bir detay. Şuna şöyle bir upgrade koydum, şu gereksiz, şunu koydum. Kendisi bunun doluluk oranına göre redstone sinyali veriyor. Ve bunu biraz gücüne göre şöyle ayarladım. Yani şundan biraz daha düştüğü takdirde buna redstone sinyali gitmeyecek ve bu redstone sinyali yokken çalışır konumda. Yani şu an bu arkadaş çalışmıyor. Ve devam edelim. Şurada bir tane chunk loading ward görüyoruz. Chunk loading ward ne? Bir adet chunk loader. Çünkü paketin kullandığı FTP Utilities'in chunk loader'ı arada kafasına göre çalışmamaya karar veriyor. Evet, biz de server'da diğer chunk loader'ların recipe'lerini açtık ama bu sefer de FTB Twix'in bir bug'ı yüzünden recipe'ler gözükmüyor. Craft edebiliyorsun ama gözükmüyorlar. Çok saçma. Neyse, devam edelim. Chunk loader... Devam et. Sırf o recipe'ler görünmediği için ben 2 gündür chunk loader craftlayacağım ama wiki'ye bakmaya üşendiğim için craftlamıyorum. Neyse, chunk loading wardlar extra utilities'in ancak grid power kullanıyorlar. Ben de grid power üretmek için ne yaptım? Bunu koydum. Dragon Eggmill. Kendisi 500 grid... Güç birim mi? He? Grid power güç birim miydi? Evet. Extra utilities'in birkaç aletini kullandı. Neyse. Burada Resonator kullanmamız gerekiyor şunu yapmak için. Resonator'ı ilk başta beslemek için de 8 tane bunun solar panelinden yapmam gerekti. Neyse. Dragon Eggmill 500 grid power üretiyor. Bunların hepsi benim için chunk load. Ve şurada Malicious Doors'u görüyoruz. Malicious Doors paketi eklendi çünkü paketin sürümü 1.3'e çıktı. Ancak sözde düzelmesi gereken chunk loading bug'ı hala devam ediyor. Evet. Neyse, devam edelim. Evet, şurada birkaç tane arı görüyoruz. Bu arıların burada bulunmasının tek sebebi ben biraz ağaç breeding ile uğraştım. Şurada birçoğunu bu arada hani villager'lardan buldum. Mesela şu balsa, benim asıl uğraştıklarım balsa, ebony, evet bu ikisiydi. Bunlar bana güzel iki tane ağaç verdi. Bunları bu arada hani biraz şuraya ekerek bu arıların yanına. Ancak şey öncesinde yapmanız gereken şey Forestry Analyzer ile incelemek. Bal gerektiriyorlar. Bu şekilde buraya koyuyorsunuz, inceliyorlar. Ayrıca villager dolaşı durup polen aradım. Bir adet sapling ile poleni buraya koyarsanız Advanced Mutator. Kendisi burada yeni bir mutasyonu gerçekleşiyor. Ancak bunu beslemek için buna mutajen eklemeniz lazım. Mutajen producer gerekiyor bunun için. Hemen yanına. Ona da redstone ya da glowstone atabilirsiniz. Mutajen üretmek için. Devam edelim. Buraya da iki tane... Hatta dur. Mesela ne üretelim? Ebony'den ne üretiliyor? Tree breeding. Kapok. White polar. Polenlerimde ne var? Apple oak, papaya, akasya, silver lime. Buna uyabilecek bir tane yok. Sapling'lere bakalım. Mesela Apple Oak'ı neyle birleştirebiliriz? Silver Lime elde ediyor. Ancak Silver Lime sadece polen olarak var bende. Hill Cherry, Mundane Larch. White Willow.
Evet, White Willow elde edebiliriz. Bunun için bana ne lazımdı? Silver Birch ya da Silver Lime. Bakalım. Silver Lime'ımız var. Birch'ümüz yok. O zaman biraz Bone Meal alalım. Bu arada forestry bitkileriyle uğraşırken kendinize bir adet grafter yapmanızı tavsiye ederim. Hatta ve hatta yapabilirseniz Endüstriyel Grafter yapın. Endüstriyeden gelmiyor bu arkadaş. Bone Meal. Evet ve kendimize bir tane Silver Birch verdik. Ve Of. Endüstriyel Grafter'la kırdığınız her şey bize sapping veriyor garanti olarak. Evet, şimdi bir adet Forestry Sapling'i ve bir adet de Valla bize ya Hill Cherry ya da White Willow verecek. Ben şu an White Willow istiyorum. Ve kendime White Willow elde ettim. Şimdi bunu bir inceleyelim. Çünkü bazıları farklı spesifik özellikler isteyebiliyor. Mesela White Willow tamam bir çarpı bir. Mesela bu konuda Ebony'de bayağı bir sıkıntı yaşadım. Çünkü kendisi 9'a 9, daha sonra, pardon 3'e 3 alan istiyor. Yani 9 zapping. Bu White Willow güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Neyse. Grafter'la biraz sapling kapalım. 8 tane yeter şimdilik. Grafter'ımızın şarjı bitti. Peki. Ben o Ebony ile... Bu arada bu 1 Nisan şakası. Evet, şu an hangi günde olduğumuzu da öğreniyorsunuz. 1 Nisan'dayız. Evet. Neden Ebony ile Birch'e hayvan gibi ihtiyaç duydum? Güzel soru değil mi? Bu yüzden. Şurası Ebony. Duvarlarda Birch demişim, balsa. Ve şurada Shimmerwood Planks görüyorsunuz. Bu ney? Ayrıca elimdeki item da ney? Ona da geleceğiz şimdi. Şimdi ilk önce bir adet Rod of the Bifrost'a bakalım. Kendisi bir botanya item'ı. Çalışma şekline bir bakalım. Bu arada o renk değiştiren tahtaya gelecek bunun konusu. Şimdi şuraya bakıyorum. Ve buraya bir adet köprü koyuyor. Bifrost köprüsü. Gökkuşağı renklerinde değişiyor sürekli. Evet. Renk değiştiren. Tanıdık geldi değil mi? Şimdi bana ne lazım? Bana glass lazım. Bana glass aldık. Üç tanesini şöyle atalım. Üç tane Alf Glass geldi bana. Ve o Alf Glass'ları ben Bifrost Blue'a çevirdim. Valla. Evet, cam halini elde ettik. Ancak bana lazım olan cam hali değil. Dreamwood. Ayrıca bir de Living Crook elde edelim. Dreamwood Plank. Şimdi önce bir Living Rock gel. Ve şimdi şöyle koyarsak eğer 1, 2, 3. Bunlar renk değiştiriyor. Ayrıca şimdi biraz daha bakarsak eğer sen gel. Oh. Mesela bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Bununla Fabulous Moonapple elde edebiliyoruz.
Ayrıca şunu da başka ne elde edebiliyoruz? Başka bir şey de edemiyoruz. Bunun Glassplane'i, versiyonunu elde ediyoruz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde şeyler yapabiliyoruz kendisiyle. Evet, o duvarlarda bu arkadaşla yapıldı basitçe. O dizaynı oturduk bir gece Göktuğ'la full tartıştık ve ortaya bu sonuç çıktı. Evet, bu dizayn bayağı hoşuma gitti benim. Ayrıca şuraya gelelim. Burası da bir odam daha var. Burası Applied Energy Sticks makinelerinin vesaire olacağı ya da otomatik yapım makinelerinin, craft şudur budur makinelerinin olacağı. Burası ana alanım. Şuraya gelin. Burası gene Managlass. Bu arada Managlass ışık da veriyor. O aklınızda bulunsun. Ve şurası da botanya alanım. Ancak botanya alanında bir şeye dikkat etmenizi istedim. Herhangi bir toprak yok. Ben toprak olmadan botanyaya nasıl yerleştireceğim? Ya, ayrıca devam edelim. Şimdi şuraya bir gelelim. Burada da bir şelaleyi eve uygun bir biçimde taşıdım. Şuraya bir alan daha gelecek. Oraya ne koyacağım bilmiyorum. Belki Blood Mage'e geçişi oradan yaparım. Aşağıya da birkaç bir kat döşenecek. Ayrıca şurada da bir tane lav şelalem var. Ya, teknik olarak volkandayım aslında. Neyse, şu arkadaşa da gelelim. Kendisi Advanced Dislocator. Yapmak için Fusion Crafting lazım. Ben henüz sahip değilim. Kendisi bana Zakir'in hediyesi. Kendisi... Oh. Draconic Evolution'da geliştiği için kendisi bana al sana bundan hediye edeyim işini kolaylaştırır diye verdi. Ben de ona Ring of Far Reach verdim. Evet, iki tane Gaia boss'u kesmesine yardımcı oldum. Neyse, devam edelim. Şimdi Orkun gitti. Orkun demişim, pardon. Onat gitti bu arada. Onat. Evet, AFK'ya düşmüş. Şimdi ben bir şey daha yapacağım. Geri geldi. Geldi. Onat, ne haber? Düştün geldin. Ha, düştüm ya. EFK atmış. Ha. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Benim çiçekleri toprağa ekmemem lazım. Başka bir yere ekmem lazım. Böyle bir arkadaşımız var. Floating White Flower diye. Glimmering White Flower, Pasture Seeds ve Dirt lazım. Glimmeringler çok kolay yapılıyor. Şimdi en fazla bu varmış. Şimdi bana 8 tane lazım şu an. Evet, 8 tane yaptık. Şimdi Pasture Seed lazım bana, değil mi? Bunun için Shears lazım. Shears'ım o chest'in içindeydi, değil mi? Bunları ben bir ara normal sisteme atmalıyım ama üşeniyorum. Ya da su. Aramaya, sonra da aramaya üşeniyorum. Evet, Shear'la ortalığa dalalım. Ve 52 tane grass. Bence gayet makul. Ups. Evet, devam edelim. Şimdi senden 9 tane alalım. Bu 9'uncunun için istediğimi yaptığımı göreceksiniz. Ups. Çok yanlış bir şey yaptım ama olsun, ileride de Ne kullanırız. yaptın? 9 yerine 39 tane yaptım. En iyi azıcık fazla craft etmiş olabilirim. Şimdi bana bir tane grass olmayan bir alan lazım. Az dur, gerek yok da evimin içinde koyabilirim. Değil mi? De. Di. De. Dit 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 dit. Şimdi 4. Yalnız 4 eksiğim varmış.
Biz de bazen 4 sıkıntısı çekiyoruz. Evet, şimdi biraz Pasture Seed ile voila. Gördüğünüz gibi Gras elde ediyoruz. Evet. Bir yere Gras ekmek için kolay bir yöntem kendisi. Şimdi. Ve voila. Floating Lime Flower. Ayrıca kendisi. Işık da veriyor gördüğünüz gibi. Ancak bana bu lazım değil. Bana fonksiyonel çiçekler lazım. Mesela Pure Daisy gibi. Evet. 8 tane Pure Daisy. Voila. Ve artık Floating Pure Daisy'lerim var. Evet. Çiçeklerim bundan sonra bu şekilde olacak. Fonksiyon olarak normal halinden en ufak bir farkları bile yok. Yani sadece herhangi bir toprağa ekmelerine gerek yok ve uçuyorlar. Bu. Ayrıca bunları renklendirebiliyorsunuz. Mesela mor. Ups. Bununla, dur. Bununla değildi. Boyaylaydı. Bir tane lapis alalım. Bu renklenmiyor muydu? Neyse. Dur. Tamam, hangisi olduğunu hatırladım. Neden? What? Ha. Şuydu galiba. Bu da değilse yanlış hatırlıyorum her şey. Evet, bu da değilmiş. Olmadı. Failladım. Neyse. Basitçe her şeyi buna çevirebiliyorsunuz. Ben evime dönüyorum. Bunu da anlattığıma göre basitçe yeni evimde böyle bir düzen kullanacağım. Botanya için. Ve yeni evimde enerji için de kullanacağım. Solar panel. Ancak bir yandan da Flux Networks kullanabilirim enerji taşımak için. Ancak nasıl çalıştığını önce biraz öğrenmem lazım. Evet. Bunları biraz öğreneceğiz. Ama önce gidip şunu yerleştirecek güzel bir yer bulalım kendimize. Ve kendisi dikkat ettiyseniz Tier 2. Şimdi kesinlikle çanklı otlanacak bir alanım lazım bana. Köfte. Film. Star Color mu, Thunder Color mu? Efendim? Star Color. Star Color. Birden fazla moba karşı savaşacaksan Thunder Color, tek moba karşı savaşacaksan Star Color. Genel kullanım için. Star Color. Range de var çünkü. Ha, Thunder Color range yok mu? Yok. Ha, üzdü. Evet, buraya solar panel koyabilirim. Solar paneli buraya koyabilirim. Ne haber domuz? Evet.
Bu şekilde şurayı kazalım. Bu çank içerisinde bulunması gayet makuldür bence. Repeater olarak ne alternatiflerimiz var? Vanilla. Repeater'den kalsın. Redstone Redstone sinyaline şöyle diyeyim. Hangi moddu? Bir sinyali birden defa Şoför tekrarlaması için Conduit'teki gibi değil. Hani sinyalin süresini uzatarak tekrar etsin. mi? Project Redim Repeater'ı. Okey. Duvara takılıyor değil mi? Evet. Tamamdır. Ve tabii ki de önemli bir item'ı unuttum evde. Ha, bu arada şunu bir gösterelim. Bu birden fazla konumu barındırabiliyor. Ancak fuel eklemeniz gerekiyor. Fuel da envanterinizde Ender Pearl barındırarak ekliyorsunuz. Ender Pearl barındırdıktan sonra şurada Add Fuel'a tıklıyorsunuz. Shift tıklarsanız direkt bir stack alıyor. Evet. Bu basit açıklamaların ardından gidelim sular panelimizi koyalım. Bir saniye. Bir blok daha yana kaydırabilirim. Evet, bir blok daha yana kaydırayım ben bunu. Tamamdır. Evet, bu şekilde işkence ve kırma seansının ardından hatta şunu. Tamam, normal bloğu buydu. O zaman buna koyalım. Ya direkt tek chunk içerisinde olmasın. Nasıl dur tek chunk içerisinde olmasına gerek yok. Çünkü zaten chunk loader bu chunk içerisinde yer alacak. Ama olsun, ben gene tek chunk içine koyayım. Yani işlerin tek chunk içinde olması her daim daha verimli oluyor. Ya daha güvenilir oluyor. Ve solar panelimiz hazır. Kendisi hemen bir bakalım ne kadar üretiyor. Tier 1 600 648 RF üretiyor. Tier 2 3600 RF üretiyor. Evet. Wow. Evet, bu şekilde yeni evimizde sizlerle tanımış olduk. Ve şimdi benim bir moda daha girişmem lazım yeni ev ve başlamadan önce. Applied Energistics. Kendisi inanılmaz derecede harika bir moddur. Ancak biraz karmaşık bir mod. Şimdi Fluix kristal lazım bize. Üretimi bir tane Chartreuse Quartz, bir adet Nether Quartz ve bir adet Redstone Dust'ı bir tane su havuzunun içine atıyoruz. Tamamdır. Certus Quartz değil, bize Charged hali lazım. Sonra Nether Quartz. Ve Charged Certus Quartz. Herhangi bir su birikintisini atalım. O yüzden de ben bir mıknatısımı kapatayım. Bu arada mıknatısımı Terra Steel varyasyonuna upgrade ettim. Evet. Gördüğünüz gibi voila. Unnatural. 8 tane Fluix kristalim var artık. Şimdi ben bir de AE2 Staff diye bir moda girişeceğim.
Evet, sandalye konumumuzu düzelttiğimize göre A2 staff kendisi basitçe Flight Logistics'in bir yardımcı modu. Evet. Şimdi bana Fluids Block kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane Fluids Block lazım. Şu an 2 tane sağlayabiliyorum. O zaman Endrayon'un kablolarını blokla sarabiliyor muyuz? evet. Nasıl? Söyleyeceğim bir saniye. Şu an video tamamdır. Şimdi craft etmen gereken bir makineyi söyleyeyim sana. Painting Machine. Okay. Hızlıca. Endrayon'un. Başka? Dur. Onun içine koyacağın şeyi söyleyeyim. Şey, painting machine alacaksın, ondan sonra onun içine dur. Conduit fasad. Koyacaksın. Onu painting machine'le bir saniye. Görüntüsünü elde etmek istediğin bloğun görüntüsüne boyayacaksın. Okay. Sağ olasın. Evet, Crystal Growth Chamber. Ve ayrıca bana bu da lazım. Yani bir stack nether quartz'ı ben bunun için atacağım. Bu arada sadece fasatlarda işe yaramıyor. Her türlü bloğu istediğine boyayabiliyorsun. Evet. Güzelmiş. Ama hani biraz lag yaptığında aklında bulundur. Onu geçen gün şeyde fark ettim, Mordor'da. Azıcık. Azıcık lag yapıyordu. Neyse, ben şu platinum 5 FPS alıyordum, yalnız abartmıyorum. ve iridium ore'ları alalım. Şurada bir adet induction smelter'ımız var. Ben bunlara cinnabar koyuyorum. Cinnabar neyden elde ediyor? Redstone ya da glowstone'u pulverizer'da işlerseniz elde ediyor. Glowstone demişim, gold'u. Ve sen gel. Ve sen gel. İridium'u burada işliyorum. Çünkü neden? Burada işlediğim takdirde bir hem platinumu %100 şans elde ediyorum hem de 3 tane iridium elde ediyorum. Evet. Bunu kaç bölümdür yapacaktım unutuyorum. Neyse şimdi gelelim. What? Ha, glass yok. Oha, glass yok. Sand de kalmamış. Glass'ım yok, sandım yok. Neyim var benim? O zaman hadi sen toplamaya kökleyeceğim. Aynen öyle. Ekskavatörü alıp evet, ardından seni şöyle alalım. Evet, bolca M.E. cable yaptık. Şimdi quartz glass. Yeni bolca glass'a ihtiyacım olacak. Şimdi tamamdır. Altı tane tamam. Ve bir tane hopper'a ihtiyacım olacak. Ve voilà. Crystal Growth Chamber. Ve seni herhangi bir enerji hattına bağlasam oluyordu, değil mi? Umarım enerji alıyorsundur. Hayır, almıyor. O zaman ne yapmamız lazım bir de?
Efalet enerjisi ise Energy Acceptor. Tabii ki de Quartz Class lazım yine. Energy Acceptor. Gel bakalım. Bunun burada ne işi var? Energy Acceptor. Gel. Ve ardından Crystal Grow Chamber. Ve bunun içine ben de atacağım. Bunun içine bir şey atabilmem için önce sende ihtiyacım var. Neyse. Sen üretim yöntemim de var ama. Gravel. Pulverizer atınca Sand %15. Evet, Cobblestone direkt %100 şans da veriyor. Gravel'da, ups. Sana atalım. Evet. Sand elde ediyorum şu an. Nasıl? Cobblestone'a falan yoksa yardımda bağışta bulunalım kötü. Neyse. Gelelim. Şimdi ben dur şunlar biraz daha gelsin. 20 32 32 tane Sertus Quartz'ı dur sert. Neyse Nether Quartz'ı yapalım o zaman önce. Evet 64 tane Nether Quartz Seed elde ettik. Bunu normalde suyun içine atıyoruz. Ve 20 yıl sonra bunları Pure Crystal olarak alıyoruz. Ancak bunun içerisinde çok daha hızlı bir biçimde alıyoruz. Evet sonra Sertus Quartz'larımızı buraya atalım. Aslında Sertus Quartz'ları yarım stack değil de bir stack atalım. Evet. Normalde direkt suya atsaydık eğer bir yıl sonra alırdık. Neyse iridiumlarım hazır. Ve platinumları da. Bu arada kim geldi? Hayır. Orkun. Hoş geldin Orkun. Hoş bulduk. Neyse. Kendimize Pure Nether Quartz kristal aldık. Bunlar Nether Quartz'ta kullanabildiğimiz her şeyde kullanılabiliyorlar. Bunları normal partlar bayağı bir şeyde kullanabiliyorlar da hepsinde değil. Hepsinin ancak şey bunları geri normal Nether Quartz'a da çevirebiliyoruz. Block of Quartz üzerinden. Ancak Applied Energy 6 ise bu bayağı işimize yarayacak bir arkadaş. Özellikle sert squats'ta aslında. Charge sert squats'ımız da charge sert squats'la elde ediliyor. Neyse charge sert squats'ın bir yapımı daha. Kendinize bir adet charger yapmak. Charger enerjiyi alttan kabul ediyor, değil mi? Ne? O zaman sana enerjiyi şuradan berek. Veremeyek. Şu an gece mi gündüz mü dışarıda bilgisi olan var mı? Gündüz. Abi saatte yazıyor, öğrenemediniz şunu. Doğru. Ama onunla saat... Seni bilen yok. Kaçta gündüz oluyor mesela? Şimdi bir adet kendime Sertus Quartz alayım. Ve bunu charge'layalım. Evet. Artık bu bir charge Sertus Quartz. Her şeyde yazıyormuş. Bunu otomatize etmenin yolu da var. Ancak... Şimdilik bölüm burada bitti. Ben hazırlıklarımı o hesabı yapayım ve Pure Sertus Quartz kristallerim de burada.
Evet. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.